İnsan dertlerini saymayı sever. Mutluluklarını hesaplamaz diyen Dostoyevski, her mutsuzluğumuza mutluluğun da düştüğünü, sürekli mutluluk için çabalamanın bir bataklık olduğuna değiniyor. Ama gelin biz onu bu bilinç yapısına sokan, acı fikrini şekillendiren erken yaşlarından mükemmeli imkansız sayan zihne nasıl ulaştığına bakalım. Fyodor Dostoyevski kuşkusuz gelmiş geçmiş en büyük yazarlardan biri. Bana göre sorguladığı konularla sadece bir gözlemci değil, psikanalitik analizler yapan bir doktor, bir filozof, hatta bir profesör. Her kötünün içindeki iyiliği, iyinin içinde kötüyü gösteriyor bize. Dostoyevski'nin eserleri ve sözleriyle bizi mutluluk için çabalama ve acıdan kaçma gibi davranış modellerinin boşa olduğuna ifade etmeye kendini adamış gibi duruyor. Peki neden genel teması bu? Hayatı böyle işlemesine onu ne itmiş? Bakıyoruz ki kaleminin kuvvetini çektiği acıların onu derinleştirmesinden alıyor Dostoyevski. Hayat ona başka yanından görebilmeye mahkum kılmış. Daha 15 yaşındayken ölen annesi ve bir cinayete kurban gittiği söylentileri yayılan babasının sarsıntısı onu öfkeden bozma bir özüntüyle yaşamaya sebeplendirmiş. Tam bu zamanlarıyla daha toplumcu olduğunu da söyleyebiliriz. Sosyalist gruplarla adı geçtiği için hakkında idam kararı çıktıktan sonra da Rus yazar adeta şeklini değiştiren 4 yıllık bir sürece giriyor. İdam fikrinden son anda vazgeçilip bu karar çok ağır bir sosyal hizmetle değiştiriliyor. İşte bu 4 yıllık süreçte Dostoyevski için hayatı her yanıyla görmek, görünenin altında yatanı sezmek gibi bir kapı aralıyor. Dostoyevski de böylelikle dikkatini dıştan içe yöneltiyor. Etrafı değiştirme çabasını bırakıp iç dünyasına dönüyor. Ruhsal çözümlemeleri, işlediği felsefe ve psikolojik tarifleri gerçek sesini kazanmaya başlıyor. Peki ne diyor tam olarak Dostoyevski? Aslında mutluluk için çabalamanın yersiz olduğunun kendimizden başkası olamayacağımızdan bahsediyor. Safi mutluluğu istemediğimizi, bunu sadece istediğimizi sandığımızı. Keza mutsuzluk olmazsa mutluluğun da olmayacağının altını çiziyor. Her ne kadar mutlu olmak istiyorum dese de insanların kendilerini sabote ettiklerini, mutluluğu kasten kendilerinden uzaklaştırdıklarını da resmediyor kelimeleriyle. Istırabı avucuna alıp bir kristal gibi döndürüyor. Acı çekmekten kaçmaya çalıştığımızı söylüyor. Fakat hayat acıdan kaçarak değil, onu kabul ederek yaşanabiliyor ancak. Kaçtığımız zamansa gitgide battığımız bir döngüye giriyoruz. İşte Dostoyevski'nin çabalama batağı bu. Acıdan saklanmaya çalıştığımız her yerin çöktüğünü göreceğiz. En ünlü romanları Suç ve Ceza ve Yer Altından Notlar'da Jung'un gölge yan olarak tanımladığı insan yönüne odaklanır. Olduğumuzu sandığımız kişinin gerçekte olanla epey uzak olduğunu. Bu çabanın bataklığına düşmek neden o zaman diye soruyor bize Dostoyevski. Raskolnikov Suç ve Ceza'da kendini ördüğü kimliği bir cinayetle yırtıyor. Yine de ona anlayış göstermemiz ve olaylara Raskolnikov'un gözünden görürken kötünün içindeki iyiye şahit olmamız Dostoyevski'nin insanı kendisiyle yüzleştiren en güzel taktiklerinden biri. Öteki romanı kurgusuyla da yine gölge yanlarımızın ısrarcı çıkışına şahit ederek ihtiyacımızın mutluluk olmadığını gösteriyor. Aslında insan dengelenmek istiyor. Kendini kendiyle. Budalada ise İdama mahkum olduğu zamandan bir kesit sunarak hayatın pür bir mutluluk, saflık ve mükemmellik sağlayamadığına değinir. Acı çekmek bu noktada da Dostoyevski'ye göre hayatın temeli olarak işleniyor yine. Her şeyin altında yatana zoomlayan Rus yazar, acıdan kaçmanın beyhudeliğine, bu kör bataklıkta çelişkilerin bunu bastırmakla başladığına işaret ediyor. Çabalarımız sadece bizi daha dibe çekiyor. Dostoyevski'nin muazzam bir zihin insanı ve hayatın her kısmıyla empati yapmamıza açtığı pencereden kafamızı uzattık bakıyoruz. Fakat ona sadece harika bir romancı olarak bakmıyoruz. İdamdan son anda kurtulan, ölümler karşısında ve kendi karşısında bile insanın aciz olduğunu iliklerine kadar deneyimlemiş bir insana bakıyoruz ona baktığımızda. Çabadaki bataklığı görmek de bu şekilde daha olası. Video bitti. Hoşça kalın.